Dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sivrisinek kovucu yapmak istiyorum. Devredeki elemanları hemen kısaca size tanıtayım. N555 entegremiz var. 16 volt 220 mikrofarad kondansatör. 50K 100K da olur, 100 kilom da olur bir trim pot ya da potans da olabilir. 5 volt buzzer. İki tane kondansatörümüz var. Birisi 6.8 nanofarad. Birisi de 100 nanofarad seramik kondansatör. Son olarak da 1K direnç. Bunu biraz daha güçlendirdim ve bu piyoza yerine, yani bunu buzzerin yerine çok daha büyüğünü kullanacağım. Neden diyeceksiniz? Çok daha uzak mesafelere ve güçlü bir sinyal yaymak istiyorum. Bunun osilatörüyle istediğimiz frekansta çalıştırabileceğiz. Hani sivrisinek kovucu olacak ama isterseniz insanları bile kovabilirsiniz. O derece güçlü olacak. Direkt devreye geçiyorum. Devrem hazır. Şöyle göstereyim size. Tripodum, direncim, kondansatörlerim, entegremi yerleştirdim. 9 voltla çalışıyor. Burada kullandığım piezo bu. Bu bir hoparlör. Twitter hoparlör diye geçer. Piezo hoparlör diye geçer. Neden bunu kullanıyorum dediğim zaman az önce anlatmıştım. Çok daha uzaklara yayın yapmak istiyorum ve ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Burada bir osilatör var, çalışıyor ve istediğimiz ses frekansını ayarlayabiliyoruz. Sineğin sevmediği sesler bilimsel olarak araştırılmış. 20 kHz ve üstü olan sesler. Bu 20 kHz ve üstü olan sesleri insan kulağı duymuyor. Bizim maksimum, gençler için söylüyorum, yaşlılar zaten hiç duymaz, 15-19'a kadar duyabiliyoruz. 9 volt. Şimdi devreye 9 volt uyguluyorum ve çalışacak. Bu duyduğumuz ses yaklaşık 1 ya da 3 kHz'lik bir tek bip sesi. Bu ses tabii ki sinekleri değil, insanları kovar. Benim geçmişte böyle bir hikayem de var, gerçek olmuş. İş yerimin karşısında, sizinle paylaşmak istedim. İş yerimin karşısında bir restoran vardı. Sürekli sesi açarlardı ve bizi rahatsız ederlerdi. Çalışamazdık, konsantre olamazdık. Ben de dedim ki size misilleme yapacağım, ben de bir müzik çalacağım. Kapının önüne bu tip, bu tarzda bir 1 kHz'lik 10 watt çıkış yaptım. 3 dakika sonra teslim olmak zorunda kaldılar. Yani bir daha müzikleri bu kadar açmadılar. Çünkü kendi restoranlarında ve barda oturanlar dahil, havuzun başındakiler dahil artık bu sesten nefret etmişlerdi. Bu devreyi şimdi biz sinekler için kullanacağız. Tabii etrafınızda eğer anlattığım tarzda insanlar varsa ya da sizi rahatsız eden kişiler varsa siz de aynısını yapabilirsiniz. Bunun wattajı maksimum 300 miliwatttır ya da 500 miliwatttır. O kadardır. Miliwatt yani. Bunu 10 watta çıkartırsak ya da 20 watta çıkartırsak değil evde ormanda bile sinek kalmaz iddia ediyorum. Şimdi o en ince olan sivrisineklerin sevmediği ses dediğimiz o kısma geleceğiz. 20 kHz'lik sesler, 19 kHz'lik sesler. Burada biz zor işiteceğiz tabii ki. Ben size dinletmek istiyorum. Tahminim duyuyorsunuzdur. Biz bunu duyuyorsak bu 15 kHz'lik bir ses. Duymamamız gerekiyor. Bunu da osiloskopla ya da ölçü aletinin herz modu varsa orada görebiliriz. Ben örnek olsun diye size göstermek istedim. Bu sesi duyduktan sonra bir çıt daha aşağı inmemiz lazım. Bizim kulağımız duymayacak ama hayvanlar duyacak. Şöyle yani. Evet, kıstım. Biz duymuyoruz ama şu anda muhteşem çalışıyordur eminim. Biraz açıyorum. Dostlar bir videomun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.